Karpen, PVC ve alüminyumun hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı başlıyor. Sizler için Türkiye'mizi adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya, doğumuzdan batımıza, kuzeyimizden güneyimize anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve yine cennet vatanımızın çok güzel bir köşesi Denizli'de. Evet, yine Denizli'deyiz. Daha doğrusu Denizli'mizin özel mi özel, güzel mi güzel ilçesi Kale'deyiz. Evet, kalemizi tüm özellikleriyle, güzellikleriyle tanımaya var mısınız? Var diyorsanız yaslanın koltuklarınıza ve bu güzel programı hep birlikte izleyelim. Tarihi adım adım adımlamak isteyenler, tarihin ayak izlerinde yürümek isteyenler, işte size muhteşem bir tarih. Evet, Denizli'mizin Kale ilçesi ve Kale'deyiz. Hocamızla birlikteyiz. Hocam, önce tanıyabilir miyiz? İsmim Meryem Canseven. Kale-i Tavas Kazıları Başkan Yardımcısıyım. Hoş geldiniz kalemize. Çok hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, adı üstünde kale. Kale'ye niye kale denilmiş önce? Evet, şöyle, ben kısaca kentin tarihinden bahsedeyim size önce. Kentin antik dönemdeki adı Tabae. Kentin ilk kuruluşuna dair net veriler elimizde yok, fakat prehistorik dönemlerden beri burada bir yerleşim söz konusu. Karya bölgesinin önemli kentlerinden birisi kale, çünkü burada geçit konumunda kent ve etrafı surlarla çevrili olduğu için döneminde tabii bu yüzden kale adını alıyor. Baktığımızda antik kaynaklarda Tabae, Tabas ya da Tabenon şeklinde geçiyor kent. Bakıldığında kentin ismi Taba'nın kaya manasına geldiği, bunun da kentin üzerinde bulunduğu doğal kayadan dolayı böyle anıldığı düşünülmekte. Aynı zamanda Taba kelimesi kralın mahiyetindeki kişiler anlamına da geliyor. Bu yüzden kent Tabae şeklinde anılmış. Kentten bahseden, yani Tabae kelimesinden bahseden ilk Roma kaynağı milattan önce 189 yılına ait. Bizans dönemine gelindiğinde kentin İznik, Efes gibi konsillere
temsilci gönderdiğini görüyoruz. Kentin Türk-İslam dönemi ise 12. yüzyılla birlikte başlıyor. Selçuklu komutanlarından Mirza Bey'in kenti fethetmesiyle 12. yüzyılda artık biz Selçuklu hakimiyetini görüyoruz. Tabii Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Selçuklu'nun güç kaybetmesiyle de kent Menteşoğulları'nın eline geçiyor. Bu dönemde İbni Batuta'nın kenti gelip ziyaret ettiğini görüyoruz. Ve kentin sur duvarlarıyla kenti yöneten bey hakkında bize kısaca bilgiler veriyor. Kent Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı hakimiyetine alınıyor. Fakat Ankara Savaşı ile birlikte Osmanlı'nın zayıflamasıyla tekrardan Menteşe Beyliği'nin eline geçiyor. Kentin nihai olarak Osmanlı tarafından fethi 2. Murat döneminde 1424 yılında gerçekleşiyor. Ve artık 15. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren burası bir Osmanlı şehri haline geliyor. Arşiv belgelerine baktığımızda da buradan Nefsi Tavas olarak bahsedildiğini görüyoruz. Kent idari olarak 1887 yılına kadar Menteşe Sancağı'na bağlı. Sonrasında Denizli'ye bağlanıyor. Cumhuriyet döneminde de 1950'lere kadar biz burada aralıksız yerleşim olduğunu görüyoruz. 1954 yılında kentte bir heyelan sebebiyle taşınma kararı alınıyor ve bugün günümüzdeki kale ilçe merkezine taşınıyor kent. Tabii insanlar buradan giderken buradaki evlerinin ahşap ve taş gibi malzemelerini de inşa için yeni evlerinin bulunduğu alana götürüyorlar. O yüzden günümüzde kentte bir cami, bir minare, birkaç sarnıç ve bir hamam haricinde diğer yapıların temel seviyesinde olduğunu görüyoruz. Kentin tarihini aydınlatmaya yönelik bilimsel kazı çalışmalarına da ilk kez 2007 yılında Ege Üniversitesi tarafından başlanılıyor. 2014 yılından itibaren de Pamukkale Üniversitesi devralıyor kazıları. Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Beyazıt'ın başkanlığında kazılara devam etmekteyiz. Kazılarımıza... Yani diyorsunuz ki yerin altında birçok gün yüzüne çıkmış tarihimiz var. Evet. Kültürümüz var diyorsunuz hocam. Evet, biz çalışmaya devam ediyoruz. Kale Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Salih Sağınç da bize bu konuda çok destek veriyor. Buradan kale halkına ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi o ecdadımızın bize bırakmış olduğu o eserlere doğru bir gidelim size. Tabii ki. Buyurun. Burada ne var? Burada iki adet sarnıcımız var. Kentin ilk kurulduğu dönemden itibaren temel sorunlarından biri su. Burada su kaynağı olmadığı için yağmur sularını toplamak amaçlı sarnıçlar inşa etmişler. Buradaki sarnıçlarımız da doğal kayaya uyumlu sarnıçlar. Evet, görüyoruz içerideki mekanı şekil verip bunu daha sonra su depolamak için kullanmışlar. Biz ne yapıyoruz? Tabii ki kalemizin tarihini, kültürünü anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Kalede kaleyi dolaşmaya devam ediyoruz ve yine ecdadımızın bize bırakmış olduğu muhteşem camilerimiz. Evet, camilerimizden ilki Cevherpaşa Camisi. Cevherpaşa Camisi adını kurucusundan alıyor, yani inşa ettiren kişiden alıyor. Yapının inşa tarihine ilişkin elimizde bir kitabe ya da bir belge yok. Fakat yapıyı inşa ettiren Cevherpaşa'nın Menteşe oğulları sülalesinden geldiğini bildiğimiz için 15. yüzyılda inşa edilmiş olabileceği düşünülüyor. Yapının üzerinde onarımına ait bir tarih var. 1819 yılını veriyor bu da bize. Bu tarih aynı zamanda yapının içerisinde yer alan kalemişlerin de eklendiği tarih. Yapı son onarımını ise 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon sonucu son şeklini alıyor. İçerisinde kalemişi bezemeler mevcut yapının. Batı Anadolu ve Denizli'de bolca karşımıza çıkan nakışlı camilerden birisi yapı. Kalemişi bezemeleri bizim için çok önemli. Yapıya ait bir de vakfiye var. Bu vakfiyede camiye gelir getirmesi için bir hamam yapıldığını biliyoruz. Ve hamam da Cevherpaşa Hamamı olarak anılıyor ve o da günümüzde ayakta bir kısmı en azından mevcut. Evet, tarihi adımlayarak camimizin içerisine doğru gidelim hocam. Gidelim. Camimizin içerisi de buram buram kültür, buram buram tarih ve tabii ki maneviyat.
Evet, yapının duvarlarındaki kalem işleri görüyoruz. Burada ayet ve surelerin nakşedildiğini görmekteyiz. Yine mihraba baktığımızda da perde ve kandil motifleriyle karşılaşıyoruz. Perde ve kandil motiflerinin önemli bir ikonografisi var. 18. yüzyılla birlikte Osmanlı sanatında görülmeye başlanan perde motifinin camilerdeki anlamı şu demek oluyor. Uhrevi aleme yönelmek, yani Allah'a yönelmek anlamına geliyor. Kandil motifine baktığımızda ise Nur suresinin 35. ayeti dolayısıyla kandil motifi bolca nakşedilmiş yine camilerde. Allah'ın nurunu simgelediği için kandil motifiyle de mihraplarda özellikle çokça karşılaşmaktayız. Ve tabii ki ahşap sütunlarla, ahşap yapısıyla bambaşka bir havası var. Evet. Ve diyoruz ya sevgili izleyiciler, tarihi adım adım adımlamak isteyenler, tarihin ayak izlerinde yürümek isteyenler, buyurun sizleri de kaleye bekliyoruz. Da sizler için Denizli Kale'deyiz ve kaleli vatandaşlarımıza soruyoruz. Kalenin delisi kim? Akıllısı kim? Kalenin neyi meşhur? Hep birlikte görelim mi? Buyurun görelim. İşte aradığım ekip. Tabii ya, burada. Abi neredesiniz siz ya? Buradayız abi, baksana. Kalenin delilerini arıyorum da. Ya buradayım, burada. İşte burada, tamam. Evet, evet. Aynı zamanda karizmatikleri, evet. Akıllıları. Hepsi burada, hepsi. Nasıl hayat abi kalede? Allah şükür be işte, yeter be. Peki, kale denince ne gelmeli aklımıza? Biber. Baklava. Kanyon. Ceviz. Tütür. Başka? Vay abi, sen tutuş. Köy TV izliyorsunuz. Bak, köyde ne var? Hayat. Asker arkadaşım. Evet. Neredesin? Hakkari Çukurca. Aynen. Asayiş özel harekat bölümü. Özel harekat. Ramazan'a geldim. Denizli. Burası. He. Akşama misafir kalacak kişilerin bulduk. Başkanım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz Allah'a. Siz nasılsınız? Ya böyle şey oluyor ya. Ben bir ya bak şöyle be. Karşıda var ya. Ben de böyle kan çekti ya. Gerçekten ya. Ben gencelmişim. Sen de kendimizi biliyor musun hiç? Hayır. Anlattı biraz da tabesinden. Kendimiz bilmiyorum. Tamam. Çocuk çocuk oldu. Oldu, 3 tane. Ya Allah kulaktan kulaksın askerlerimiz. Evet. Evet. Şehit oldu yani askerimiz, evet. Komutanımız. Evet. Ben yarbay yaba. Evet. Nasıl gidiyor? Şükür be. Kalelisiniz. Kaleli, kaleli. Çok güzel. TV izliyorsunuz. Anadolu gezdiğiniz. Evet. Bir hiç güzel görmüyordum. Ya hiç aklımıza gelmiyor işte. Bir de bizim Antepli Murat. Senin şey vardı. Evet, evet. Şovur bizimle. Hatırladım ya, Murat Topuz, Antepli. Tabii. Ya ne günler geçirdik değil ya. Mi? Anadolu gezgini devam ediyor. Kale denince aklımıza ne geliyor? Kale denince tabii öncelikle biber. Baklava. Baklava tavası. Kanyonu biliyor. Abi nasıl olur ya? Hayır. Baklava. Kaleliler bizim diyor. Hayır. Baklava. Allah Allah. Hayır. Antep'in ona bakalım. Gaziantep. Ben Antepliyim abi. Hayır. Ne olacak? 40 katlı baklavamız. 45 katlı abi. Bundan eski yüzyıllardan önce bizim tavasını da bak. Biliyorsun değil mi köyde? Evet, var. Köyde tamam. Hayat var diyoruz evet. Da. Evet. En karizmatik. Bak hep ya. Ye abi. Helal olsun. Bak ye abi. Ye abi. Ye. Ye. Götür. Çaktırmadan götür. Abi bak. Hem götür hem ballı. Bu ne abi? Abi bu hurma. Yaş hurma. Nasıl hurma ya? Of. Abi hem dallı hem ballı. Hem dallı hem ballı diyorsun. Tabii. Şöyle kaldıracak. Bak. Böyle götüreceğim. Evet, evet abi. Bu kale mi? Abi. Bu kale mi? Kale denince aklımıza ne geldi? Abi kale denince pide aklımız gelir. Baklava aklımız gelir. Baklava şeyin diyor. Tavasındır. Yıllardan beri tavası baklava sürüyor. Pide aklımız gelir abi. Kale abi baklava ona bakalım. Antepliyim nasıl olur yani? Tek onu konuşmam ama. Köy TV izliyoruz. Evet, köyde izliyorum. Ne var? Hayat var da. Hayat var. Asıl aradığım deliği buldum. Deliğimi. Aradığımız işte delimiz, akıllımız hep sensin abi. Yok ya. Abi isim ne? İsmail Çepik.
İsmail abi nerelisin? Derengoyu köyünde. TV izliyorsun. İzliyorum. Köyde hayat var çünkü. Doğru tabii. Gidiyorum abi, gidiyorum. Kardeşim köyde olmasın vatandaş olur mu ya? O kadar. İşte karizma burada. Aynen dediğin gibi. Kalenin karizması. Sen Kalenli misin abi? Hayır, Kozlarlı. Nereye bağlı? Tavas. Abi Tavas'ın hepsi bu kaleye taşınmış. Aynen. Seni arıyorum ben abla. Tavas'ın hanım ağası dediler. Ve kızımız. Teşekkür ederim. Kız, maşallah bu kızların boyu uzun abi. Kaç kızın boyu? 1.76. Maşallah ben de bir ses vermiştim. Ne güzel. Annem, kale denince aklımıza ne gelmeli? Kale denince aklımıza biberi gelmeli. Kanyonu. Baklavası. Babasılar bizim diyor baklava. Yok, kalenin. Ona bakarsan Gaziantep'in abla, ben daha Antep'liyim. Bir de zeytinyağı mı olmuş buranın? Evet. Niye söylemiyorsun anne? Köy TV izliyorsunuz. Evet. Köyde ne var? Hayat var diyoruz. Ya bize ne kadar benziyorsun? Aa, siz ne demişsiniz? Hayır, Hun Türklerindenim de. Hun Türklerinden. Ben Gaziantep'liyim. Evet, sanırım biz de öyleyiz. Bizden. Bizim de genelde gözlerimiz falan çekik benzerler. Bütün aile böyle. Özellikle bu Türk demiş, burundan düşmüş. İkizim gibi falan bir şey. Acaba kaybettiniz ikizinizi ben. Onlar kardeşim benim falan. Genel siyaseti bir değerlendirelim. Ne olacak haliniz? Yani yorum yapmak istemiyorum. Aday benim. Gerçekten. Evet. Yorum yapmak sürpriz olsun. Kızlar, asıl konu mevzu ne biliyor musunuz? Kalenin delisini arıyorum gördüm. Tavas'ı arıyor olsaydınız ben olurdum ama. Sen Tavas'ın delisi, sen de Kalenin delisi. Ya biz aynıyız. Aynı derken ikiz misiniz? Hiç de benzemiyor. Kardeşiz. Ne? Kardeş, evet kardeşiz. Bak ben yapayım. İkiziz. Peki siz nerelisiniz? Gaziantep. Türkiye'liyim ben. Gerçekten? Gerçekten. Peki pazarımızda fiyatları nasıl buldunuz? Hep beleş alıştığım için, para koymadığım için. Süper gençler, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Görüşürüz. Ne zaman yayınlanıyor? Parasını ver söyleyeyim. Limon versin. Limon verelim. Süper, hayır canım. Çok teşekkür ediyorum. Köyde ne var? Hayat var. Bu domates Malatya kuluncağın mı? Gaziantep'in mi? Antalya'dan getiriyoruz. Antalya fethiyle. Bu domatesi yiyen ne yapıyor? Vallahi ne bileyim ablam. Buradan Denizli'ye kadar tek ayak üstüne koşuyormuş. Evet, doğru. Abla, nasıl işler, güçler? Zor ablam, çok zor. Çok zor. Peki ablam, kale denince aklımıza ne gelmeli? Ablam, kale denince ne aklımıza ne gelecek? Bizim biber, domates, alacan, hepsini zeytinyağımız. Zeytinyağımız, hepsi doluyor. Kanyon. Hepsi, her şeyi bunu biliyorsun. Bir de kalenin delisini arıyorum. Bizim burada herkes aradığı zaman deli çok sertiz. Bu tarafa kaçmış. Kaçmaz. Bizim burada deliler hiç. Herkes deli diyorsun. Herkes deli. Ben de Türkiye'nin delisiyim abla. Herkes sıkıntı deli. Yok abla. Hiç yok, delisi yok. Herkes sen deli. Sen de Köy TV izliyorsun. Her taraf. Köyde hayat var diyoruz. Evet, aynen. Abimin makarnası çok özel. Ha. Bundan bir tane alıyorsun, bir yıl tüketemiyorsun. Ha. Öyle mi oluyor? Öyle abi. Abi ben sallıyorum, sen daha iyi sallıyorsun. Hayır abi, galiba. İşte bu yumurtalara gelelim. Köy yumurtası. Bundan bir tane yiyen ne yapıyor? Efendim? Bir tane yiyen ne yapıyor? Bir daha istiyor gerisine. Yani bir daha bir yıl boyunca yumurta ihtiyacını karşılamış oluyor. Makarna istiyor diyor. Abi, kalenin delisi kim? Deliz, hepimiz deliyiz ama yani. Ben gideyim artık ya. İyi abi, sen gidelim. Görüşürüz abi. Hadi çay kahve söylesin. Eyvallah baba. Ha. Görüşürüz baba. Karnınıza su doyuralım. Adamsın. Ayıp ediyorum ha. Devam ediyoruz. Tamam. Aradığımız kalenin en yakışıklı adamı. Abi. Evet. Ya biz tipsizlikte hanım boşuydu bizi ya. Yok abi, olur mu? Kalenin en karizmatiği. Değil mi? Geçtiğimiz programlarda söylemiştik ya. Hani sevgililer gününde, böyle evlilik yıl dönümümüzde falan filan eşlerinize marol hediye edin. Çiçekçiler kızışesi niye? En azından yerler. Değil mi? Doğrudur. Yani çiçekler kızmasın ama en azından tasarruf ya. Yani. Değil mi abi yani, ya? Yani tabii. Çiçeği atıyorlar çöpe. Yani. Olmadı. Soğan hediye edin. Yeşil soğan. Evet. O da olmadı. Tere. O da olmadı, ne var abi? Şey var. Ispanak var. Bak, çok severim. Ispanak bence. Doğru. Buyurun. Büyütsün. Balkonda büyütsün. Yesin.
bol bol ıspanak yesin. Yesin çiçeğe ne yapacağız abi? Abi, Kale Denizci aklımıza ne geldi? Kale Denizci aklımıza biber tatarı. Diyorsun. Diyorum. Köy TV izliyorsun. Evet. Seni arıyorum ben. Ne diyor? Kalenin en garip matiyesi. Yok canım, biz gariban adamız ya, ne adam? Karizmatik diyorum, ne garibanı ya? Tamam, garizmatik değil, o yalan, o da biz gariban. Peki. Garibanlıkçı bir adam. Kale Denizci aklımıza ne gelmeli? Senin dışında. Kale'de biber müşer. Biber müşer. Köy TV izliyorsun. Köyde hayat var diyor. Köy başka. Evet. Bir de delisi varmış, Kale'nin delisi. Vardır. Ben yerine oturup burada oturmuyorum. Köyde oturuyorum. Köyde oturuyorum. Anladım. Bu tarafa gitti dediler de ben. Ne olur bir bak. Patates 7,5 7 kilolara 50 lira patates. Dünyanın ve Türkiye'nin en ucuz pazarına hoş geldiniz. Türkiye'nin ucuz patatesi. Evet sayın, evet sayın müdürüm. Anadolu gezginleri, Köy TV izliyorsun. Öyle mi? İzliyoruz. Çok izliyoruz. Köyde hayat var çünkü. Hayat var. 7 i̇şte kilo aradı. 50. Kızını deli. Türkiye'nin deli. Delisi. Ve Ege bölgesinin bu dizinin genel CEO. Kale biber müşteriyim ben. CEO burada. CEO burada. CEO burada. Tamam. Tamam. Üç, üç deli bir araya gelirse ne olur? Akıllı olur. Senin dışında ve CEO'nun dışında ne geliyor aklına? Kale biberiyle en ünlü, Türkiye'nin en ünlü ilçelerinden bir tanesidir. Abi Antep İslahiye biberine ne diyorsun peki? Şimdi de baklava diyeceksin. O 28 ayırırsa burası da 24 ayar altın değerindedir biber. Baklava? Ha, baklavada 28 ayar. Son altın değerindedir. Seni izliyorsun. Dinliyoruz. Köyde hayat var diyoruz. Hayat var. Devam. Evet. Devam. Evet. Sen devam. Devam. Milletlisin. Bu vatandaşlısın. Abi sen neredesin ya? Seni arıyorum. Hele sor, niye arıyorum? He. Kalenin en garibatı sen misin abi? Olabilir. Ha, olabilir tabii. Delisi. Delisi. Bu da velisi. Deli olmadan veli olunmaz diyorum. Olunmaz. Abi, bu elmalar ne olmuş? Yaşlanmış mı? Bu elmalar gayet organik elma. Soğuk hava deposu görmeden. He. Eski usullerle. Hayır. Bu soğuk hava deposu görmediği için. Anladım. Ebelerimiz buna samanla saklarlar. Bu öyle olduğu için. Ebe derken adama niye bakıyorsun ya? Adamın ebesinden mi istiyorsun? Yok. Teyzem yaptığı için ondan diyor. Yeni kampanyamı gördün mü? O nedir? Sevgililerinize, eşlerinize çiçek böcek yerine domates, maydanoz, marul hediye edin. O doğru. Ona itirazımız yok. Masraf olmasın. Aynen. Artı sevgilim bir gün için değil. Her zaman için. Onun için diksin. O zaman ben diksin. Her hafta götürüyorum, her hafta seviyorum da ondan bunu için. Tabii canım, her gün hatta. Maydanoz. Aynen, aynen. Abi, sen de izliyor musun köyde evi? Köyde evi izliyorum. Köyde hayat var. Hayat var abi. Gidiyorum abi, gidiyorum. Sağ olun abicim, hayırlı günler. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz de nasılsınız? Allah razı olsun. Nasıl gidiyor hayat? Hayat iyi. Buralısın. Köyden de, benim köyden. Sen bu ya, öyle bir şey olursun, ben yarım ya geldim. Köy TV izliyorsunuz. Ha. Köyde hayat var diyorum, ha. Kolay gelsin. Ha, yok, bizim hiç köyde yol yok. Ha, yol yok diyorsun. Ha. Hangi köyden? Galan, Galan geldi. Şeysin, Galan hep attılar. Taşını bizim ne yapmadılar. Görüşürüz anne. Ha. Tabii ki Kalenin pazarında dolaşmaya devam ediyoruz. Ve işte hanım ablamız. Hoş ablam, geldiniz. Sen boyunu görebilir miyim? İşte ablam benden uzun. Abla, Kale denince aklımıza ne gelmeli? Kale denince bizim burada tepeye kurtulduğumuz var. Eski kale dediğimiz yerde. Ondan sonra yemek kültürlerimiz var. Baklavamız var. Kale denince ablam. Baklava kimin ya? Gaziantep'in değil mi siz? Baklava. Hayır, bizim baklava. Biber bizim. Bizim baklavamız ayrı. Gaziantep'in kendi fıstıklı, bizimki cevizli. He, ondan. İşte efendim, Kale'nin en karizmatiği. İsim ne abi? Ahmet abi. Ahmet, seni arıyorum ben bir haftadır ya. Niye abi? Hayır. Abi, Kale'nin en karizmatiğini arıyorum. Ahmet dediler, bir hafta buradayım. Hangi Ahmet, hangi Ahmet, soyadı neydi? Ülgül abi. Ha, doğru Ahmet değil mi abi? Kale'nin en karizmatiği. Tanımıyorum ya. Göz olarak Kale'yi nasıl buldun? Kale güzel yer. Esnafı da güzeldir. Alışverişle uygundur. İnsanı da güzeldir. İnsanı da iyidir. Ve işte... Abi bunların hepsi hikaye ya. Hepsi hikaye. Olsun ya. Bu olmayacak bundan olmaz. Delisi kim abi? Kim abi? Delisi. Kale'nin. Ben. Tabii ki. Ben ülkenin delisiyim. Eyvallah. Meslektaşım benim ya. Yaş kaç? 22. Benden yaşlıymışsın baba benden ya. Benden yaşlıyım. Çok yıllar güzel. Tam iki kat yaşındayım. Kendileri... Abi John Travolta'ya mı benziyorsun?
yabancı artistlere benziyorsun. İsim ne? İsmail. İsmail, nereden geliyorsun? Tavas'tan. Tavas'a da geleceğiz. O zaman şöyle söyleyelim. Baklava Tavas'ın mı, Kale'nin mi abi? Tavas'ın. Döverler abi seni. Ben Antepliyim. Ona bakarsanız baklava Antep'i. Yok canım, Tavas'ın ya şu anda. Allah Allah. Milletin alım gücü nasıl abi? Zayıf ya şu anda. Diyorsun. Ne olmalı abi, çözüm ne? Sorunu hepimiz biliyoruz da çözüm ne? Fiyatlar biraz da düşmesi lazım şu anda ya. Çek mi? Çakma mı? Çakma. Şimdi bakın, dünyada hiçbir ülkede yani çakma yok, sadece Türkiye'de var. Dünyanın hiçbir ülkesinde çakma diye bir şey yok ama güzelmiş abla ya. Nasıl, halkın alım gücü nasıl? Normal. 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 Peki abla, kale denince aklımıza ne gelmeli? Kale denince kale baklavası. Abla, bana garazını mı yapıyorsun? Ben Gaziantep'liyim. Nasıl benim gibi bir adama kale Antep'in baklava ya? Kale'de baklavası bir de geliyor. Daha şimdi biber diyeceksin sen de. Başka ne gelebilir? Biber geliyor zaten. Biber tatarı geliyor. Nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim. Nereden geliyorsun anne? Ben buradayım, buralıyım. İşte soracağım soru, kalenin en karizmatiği. Sen misin? Ben karizmatik midir o? Yakışıklısı, delikanlısı. Delikanlı abi. Ha? İhtiyar delikanlı. Öğrencisi. Delisi? Kim? Ha, delisi ben. Ben de Türkiye'nin delisi. Halkın alım gücü nasıl? Yeter ki sen mal koy, çeşit koy. Parı çok, her yer var. Allah yardımcı ol da şu zırzır deliyi bulak diye. Sanki zırzır deli ya. Bir de zırzırı deli varmış. Biz deliyiz ya, bir de zırzırısı varmış. Vallahi onu tanımıyorum. Gel artık ya. Çocuklar. Deli bu tarafa gitti. Haydi Ercan, gel! Allah, deli bu tarafa değil. Bakın, şu insanların hepsi fıttırmış durumda. Şu insanların hepsi delirmiş durumda. Hadi ya. Emin olun ki bu kadar net konuşuyor. Bu ülke böyle olduğu sürece manava gidiyorsun. Bir cep dolusu para aldığın bir poşet eşya. Pazara geliyorsun, bir dolusu ceple çıkıyorsun. Aldığın bir poşet eşya. Tamam, derdi sağ olsun. Ama gerisi yok ki. Derdi orada veriyor, bankadan alıyoruz, buraya gelince bitiyor. Ne geziyorsunuz? Pazara geziyoruz. Alışveriş. Deli bu tarafa, kalenin delisi bu tarafa gitti dediler. Sen misin? Öyle. Sen de mi delisin? Aynen. Niye delirdiniz abla? Para yok. Parasızlıktan. Beyefendi. Sizi arıyorum ben. Buyur. Niye arıyorum? Bilmiyorum ne yaradın sen. Kalenin en garizmatiğini arıyorum ama sizsiniz diye göster. Biz o kadar garizmatik. Aha burada. Garizmatik değiliz. Peki, delisi kim abi? Herkes diyorlar. Herkes deli diyorlarsa genelde 190. Adamın iyisine deli, atın iyisine doğru derler abi. Deli olunmadan veli olunur mu? Doğrudur. Denince aklınıza ne gelmeli? Ne gelecek? Ucuzluk olsun diye. Ablam, ucuzluk her şey ateş pahası. Biz bir şey alıp yiyemeyiz. Ne olacak abla? Sorunu hepimiz biliyoruz. Çözüm ne? Çözüm? Ben söyleyeyim. Bu belli ekonomi modeli. Biz var, mazot alamayız, gübür alamayız. Köy TV izliyor musun? İzleyin. Çok güzel. Köyde çünkü hayat var diyoruz. İşte aradığım asistanımı buldum. İlk defa sevgili izleyin. Arıyorum. Boy kaç? 1.77. Ya kurtarır. Yani ben 1.80'lik ya bulamıyorum. Benim asistanlar hep kısa oluyor. Göremiyorum. Tamam, ben geleyim o zaman. Gel, tamam. Geleyim. Tanışalım efendim. Ayşe. Ayşe Kale'nin en güzel kızı. Teşekkür ederim. En güzel ablası. Evet. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Ben gideyim o zaman. Size tamam. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Abi merhaba. Merhaba. Biz Kale'nin en delikanlısını, karizmatiğini arıyorduk. Sen misin? Evet, olur. Olabilir. Akıllısı kim? Aynı. Kim akıllı kim? O da mı sensin? Biz o sen. O evet. Kale denince aklımıza ne gelmeli abi? Niye gelecek? Kale'nin huzur istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Nasıl ya? Huzur yok mu ki abi? Yok abi. Niye, huzurunu yok, kim kaçırdı? Ya tabii kaçık abi. Durumu atalım, durumu götü. Ha, genel anlamda söylüyorum. Genel anlamda. Ne olacak? Çözüm ne abi? Bilmiyorum. Milli ekonomi modeli uygulanacak. Aynen. Kim gelirse gelsin başka türlü. Aynen. Abi, hepsi polimdi. Tüm senaryo kurgu beyefendi içindi. Asıl deli bu. Çok şükür. Ben de Türkiye'nin delisiyim abi. Aynen, Türkiye'me doğru. Deliyim. Kaleme deliyim. Aynen. Van'ıma, Antep'ime deliyim. Abi. Maalesef üzgünüz bu araya. Üzgün. Bütün derdimiz şu anda o deprem. Yani herkes alt üst etti. Yani. Evet. Boşa çalıştığımızı düşünüyoruz abi. Evet. Genel anlamda Türkiye'nin ne olacak? Durumu ne olacak? Bilmiyoruz. İnşallah hayırlı olur. Düzelir mi kısa vadede? İnşallah düzeltir. Kim gelirse. Evet. İnşallah çalışırlar. Hangisi gelmiş? Abi. Hayırlısı gelsin ya. Hayırlısı abi. Ondan gelsin. Aynen. Bir deli. Bir aradığımız o yani. Asıl zırzırı deli. Kaçtı bu tarafa diyorlar. Aşağıda mı? Bir bak bakalım abi. Bir bakalım.
Kale esnafını dolaşmaya devam ediyoruz ve aradığımızı bulduk. Abi neredesin sen? Denizli Kale. Biliyorum, kalede de bir haftadır buradayım, seni arıyorum. Beni aradın, telefon, beni buldun. Niye aradın abicim? Abi kalenin en karizmatiği sen misin ya? Değildir abi o kadar abi, ya. Abi öyle dediler. Demezler sen yine de sen. Bir de kalenin horozunu arıyorum, gördün mü? Kalenin horozu cıburduzu arıyor. Nasıl olarak işleriniz, güçleriniz nasıl? Allah bereket versin, iyi, normal. Çok İdare şükür. Ediyoruz yine, alım satım. Alım satım, devam ediyor diyoruz. Evet. Hayat nasıl gidiyor? Hayat normal, idare ediyoruz. Her şey. Abi, kale denince aklımıza senin dışında ne gelmeli? Kale denince benim dışımda yani bazı özel şeylerimiz, kale baklavamız, kale pidemimiz, kale biber tatarımız. Abi, ya biber diyorsun, baklava diyorsun, Antep'in değil mi bunlar abi? Değil abi ya, bizim biberler, bak göstereceğim ben seni. Getir abi, ya ben anlamadım ya. Bak Antep'te de olmaz, Urfa'da da olmaz. Ha, bu bizim etli biber. Sen. Evet. Acı mı abi? Hafif acı. Hafif acı diyor. Evet. Hafif acı bunlar. Bunun cipsini de yapıyor musunuz ya? Cipsi var, hadi kızartması ya. Var, haşlayıp kızar diyoruz. Of. Çeşitli çok, bizim zaten yediğimiz içtiğimiz biber. Deha. Ha? Benim kadar yemiyorsundur abi. Yok çok yeriz. Çok. Ye 3 tane göreyim hadi. Ne? Biberi. Bunlar hı. Çok yeriz. Yatarken bile biberle yatıyorum. Bir de şu kalenin delisini arıyorum ya. Delisini ararken deli ben varım. Bak kuzu göbeği bulup geldim. Abi ben de Türkiye'nin delisiyim, sıkıntı ben, yok. Sen bak, diyorsun ki kalenin delisi benim. Evet. O kadar. Deli olunmadan veli olunmaz. Dayımı da bir alalım yanımıza. Biz kalenin delisini arıyorduk. Bu deprem zaten. Yoksa sen misin? Ben akıllıyım, deli değilim. Ben de Türkiye'nin delisiyim. Deliler Elazığ'da olur, deliler İstanbul'da olur, deliler Adana'da olur. Yok. Türkiye'min delisiyim, ben Gaziantep'liyim. Sen nerelisin? Tamam, doğru. Ben Gaziantep. Ben Kahramanmaraşlıyım. Maraş, komşum. Sen depremzede misin? Evet, depremzede. Öyle mi? Geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah bir daha göstermesin. Amin canım. İnşallah. Amin. De, abi, bu ne ya? Bu o göbelek göbeği. Mantar. Kuzu göbeği mantarı. Ne işe yarıyor? Bizim yöremizde kendiliğinden yetişir bu. Ormanlarda çıkar. Özel abi. Kilosu 750. Ne? Şu anda. 750. Evet. Ben bir tanesini yiyecektim de. Çiğ yenmez. Çiğ yenmez onlar. Evet. Ne işe yarıyor abi? Çiğ yenmez. Bu yurt dışına ihracat oluyor. Hı-hı. Yani protein oranı çok. Fransa, İsviçre, Almanya diyorsun. Bunlar oraya gidiyor. Kaç gündür buradasın? Ben burada ayın 10'undan bu yana buradayım. Diyelim bir ay. Nerede kalıyorsun? Kim misafir etti? Bu şeydek, Tokyo F1'dek. Başkan Bey mi misafir etti? Yok, benim oğlan uzmanıydı. He. Kaymakam eline oraya yerleştirildi. Anladım. Nasıl? İlgileniliyor mu sizinle? Evet. Sayın çıkılıyor mu? Tabii. Günlük gelir kontrol ederler. Allah razı olsun. Ya ben bir de kalenin delisini arıyorum. Sen gördün mü? Vallahi bilmem ben yani. Bu tarafa gitti dediler. Bu tarafta. Bu tarafta. Ben gidiyorum o zaman. Hadi uzanın. Kale denince. Evet, biberi var. Biberi var. Diyorlar ama ben böyle bir gıcıklanıyorum. Baklava da var. Antepliyim ben, nasıl yani? Kalenin biberi daha mı? Baklavamız da var. De o. Baklava da sizin. Evet. Oh, bize ne bıraktınız? Sizin de baklava var. Çok güzel. Başka neyi meşhur? Başım bir şey. Tarlı var, tütün var yani. Merhabalar abi. Merhabalar abi. Ya dediler ki kalenin en karizmatiği Cumali dediler. Doğru mu söyledin? İlk bakış abi. Peki sen misin öbür manav? Öbür abimiz, büyüğümüz, yaşlımız demiyoruz. Nasıl işler, nasıl abi? Şükürler abi. Yani alım gücü nasıl abi? Alım gücü şu günler normal abi. Hani tütün olduğu için buralarda, hı-hı, biraz da boşluk olduğu için normal diyoruz bunlara. Abi ben bura Elmacık Pazar Antep zannediyorum. Nasıl oluyor ya? Abi, hala bir Antepli olarak yani... Kalemizin sadece kaleber olur. Olur. Ama patlıcan demedim mi Nazilli'den, Antep'ten gelir. Yani şunu diyeceğim. Kalemizde sadece kaleberimiz var bizim burada. Allah Allah. Kalenin biberi baklavası diyorsun. Tabii. Baş demeyiz. Baklava Antep nasıl olur? Baklava ayrı, kale baklavası ayrı. Her yöre bir baklavası. Tabii canım. Farkı ne abi? Farkı abi kat olması abi. Tatlı olması. Yani tatmadan söyleyemeyiz. Bunlar karizma falan filan hikaye. Gel. Asıl karizma burada. He. Gel abi efendim. Denizli'nin horozu. İsim ne abi? Bayram Çevekçi. Vay abi, Bayram abi. Abi çok bir karizmasın ya. Armudun iyisini kim yer? Çocuklar. Dayılar yiyecek abi. Armudun iyisini dayılar yiyormuş, dayılar. Yesinler aslında, afiyet olsun. İşte aradığınız adam. Ha, burada aradığınız. John Travolta. Travolta. Abi senin lakabın niye John Travolta'ymış? Ne bileyim. Ne bileyim ben böyle dedim. Ben bilmiyorum abi, orta değil. Ya dedim ki kalenin denisini arıyorum, bu tarafa gitti dediler, ben de seni bekliyordum. Tamam işte kalenin. Meslektaşım. Abim ben de Türkiye'nin delisiyim abi. Tamam. Ya deli olunmadan veli olunur mu? Veli olunmaz. Değil mi abi? Tabii evveli deli olunur. Atın iyisine doğru, adamın iyisine.
Deli derler. Deli, tabii. Deli balta. Deli balta. İbrahim'in delileri. Abi, zır zırı deli varmış. Gördün mü? Görmedim. Ben gideyim. Git. Köy TV izliyorum değil mi? Ya, izliyorum. Köyde ne var? Hayat var. Hayat var. Görüşürüz. Tabii. Görüşürüz. İşte aradığımız Çağatalı Halido. Ha. Sen misin? Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun. Siz sağ olun. Abi kalenin en sempatik bir beyefendisi var dediler. Sen misin? Biz nerede olacağız ya? Öyle dediler abi. Yok kavrum. Yoksa yok. Sen delisi misin? Ne? Delisi misin yoksa? Olabilir. Olabilir ya. Köy TV izliyorsun. Evet. Köy televizyonu izliyorsun. Köyde ne var? Hayat var. Her şey var. O kadar. Tabii baba. Gidiyorum ben dayı ya. Nerelisin abi? Meşhur oldun hemen. Canlı mı yapmıyor ki? Sen nerelisin abi? Ben Tavazlıyım. Ha, Tavaz'da ne geziyorsun burada abi? İşim. Ben oraya da geleceğim. Köy TV izliyorsun. Köyde ne var? Köyde hayat var da köyleri bitirdiler. Tavaz'ın delisi kim? Tavaz'ın benim. Delisi benim. Ha, Tavaz'ın delisi sensin. Görüşeceğiz gelince inşallah. İnşallah. Merhabalar abi. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Memnun oldum. Nerelisiniz abi? Kale Davaz. Kale Davaz, burası merkez yer. Kale biliyorum, Davaz nereden çıktı? Kale Davaz buranın ismi esas. Davaz ne demek? Davaz bilmiyorum. Taş demek. Eski kaleden geliyor. Kale demek. Evet. Abi Kale Davaz'ın neyi meşhur o zaman? Abi biberi, baklavası, insanları. Abi ben küstüm ya. Ben bir Antepliyim, biber baklava diyorsun. Nasıl oluyor ya? Evet abi, evet. Evet. Antep'in neresindensiniz abi? İçindeyim de ya. Bir de biberciyim ben abi. Abi buranın biberi meşhur. Niye? Buranın biberinin farkı abi, ne? Burada Akçay Havzası'nda yetişen biber yöresel işaretli. Tescilli diyorsun. Tescilli tabii. Buranın biberini yiyen ne yapıyormuş? Evet. Buranın soğuğu sert, erkeği mert olur abi. Abi biberi yiyen ne yapıyormuş? Bilmiyorum abi ne olur. Buradan Denizli'ye kadar tek ayak üstüne koşuyormuş. Abi biberde abi acayip lezzet var. Kalenin delisi kim gördünüz? Delisi görmedim. Sen. Aç ben öyle. Abi böyle dedin abi. Doğru açık delinir ben. Türkiye'nin delisi dayı. Adamın iyisine deli. Atilesine doğru deliler. Aynen. Merhabalar dayım. Merhaba merhaba. Ya hoş ben geldiniz. Yıllar önce kaybettiğim dayımı buldum ya. Ay çok şükür. Çok ya şükür, sen çok yıllar şükür. Önce 3 yaşında bir yeğenini kaybettin mi? Ha sen mi? Aradığım kalenin en karizmatiği. Evet. Sen misin dayı? Biziz abi. Şapkaya baksana abi. Evet şapka. Çok karizmasın ya. Eski atalardan kalma. Hadi ya. Evet. Abi ben bir haftadır seni arıyorum. Neredesin? Ben Alanyurt mahallesindeyim. He, ondan bulamadım. Evet. Adresi yapmış oldular. Evet. Senin dışında kalede ne meşhur abi? Abi bizim burada biber, zeytinyağı, genelde tütün ederler. Kuru mahsul az ekiyorlar yani. Hı. Çünkü tütün far ettiği için. Anladım. Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsun? Şu anda iyi. İyi diyorsun. İyi. Bir de kalenin delisi varmış. Deli mi? Onu tanımıyorum. Bu tarafa kaçtı deliler? Bilmem ki. Ben gideyim mi? Bulmaya. Bulmaya gitsen. İşte kalenin zırzırı delisi. Evet. O kadar. Taşım. Ben de Türkiye'nin delisiyim. Sıkıntı yok. Abi. Sıkıntı yok ama. Ne iş yapıyorsun abi? Pideciyiz. Pide derken? Kale meşhur kale pidesi. Başka neyin var abi? Ne gibi? Kıymalı yumurtalı, peynirli tavuklu, kuşbaşılı, kaşarlı. Hayır, pidenin dışında. Pidenin dışında bir şeyimiz yok. Sadece kebap yapıyoruz. Çeşitleri falan mı böyle bir şeyler kebap var? Kebap abi, ortak durum sakat olduğu için kebaplar satın. Anladım abi. Bugün sana yıkılacaktık yoksa abi. Nasıl? Sana yıkılacaktık bugün. Fark etmez canım sağ olsun. Ya çok karizmasın ya. Ya teşekkür ederim, sağ olun. İsim ne abi? Hüseyin Kalay. Ha ben de Hüseyin'im abi. Hüseyinler hep karizmadır abi. Teşekkürler. Bir de delidir abi. Aynen. Ben de. İşte aradığımız zır zır deli burada. Sen abi. Biz emekli olmuşuz. Arkamızdaki geldi olan nesiller önemli. Ben şu anda ben bundan sonra ben emekliyim. Aman abi. Abi ben gidiyorum ya. Nereye? Deli aramı. Abi delileri toplayacağım. Abi zor toplarsın. Ben gidiyorum abi. Annem. Söyle yavrucuğum. Annem. Sen hiç 3 yaşında bir oğlan çocuğu kaybettin mi? 1 yaşında kaybettim. Hah. İşte o benim. Sen mi? Hah. Ben.
43 yaşında da kaybettim, 45 yaşında da kaybettim yavrum. O benim işte annem. Sen miydin? Bir elini öpeyim ver. Öp benim, boş ver. Niye küstün mü bana anne? Küstüm. Ben de bulamadım ki yıllarda. Ben küstüm, küsüm. Yine küstün. Sen Latif Doğan'ı biliyor musun? Latif Doğan'ı biliyorum, herkesi biliyorum ama ben oğlumu küstüm. Niye küstün anne? Küstüm yavrucuğum. Neyse karıştırma. Ne oldu ayağına kız? Ben ameliyat oldum kız. Ay geçmiş olsun annem. Ben özürlüyüm. Olur annem. Benim bakan yok, ben gelmeyeyim. Nasıl bakan yok? Yok yavrum, bakan yok bana. Benim bakıma ihtiyacın yok ki anne. Nasıl yok lan? Vallahi ya. Evim yok. Kirada oturuyorum. Beyefendi nerede? Beyefendi öldü, öldü yedi, bir daha ölsün. Tübe ama... Tübe değil, hayır. Söyleyeceğim, selamı var. Selamı var. Ya geçen hafta o taraf... Yeter, konuşma. Konuşma. Ben gidiyorum. Günü günü yavrucuğum. Hadi görüşürüz. Hani ben Gaziantep'liyim, baklava baklava dediler de gerçekten bir de bu işi işin ustasına soracağım. Ya abla, buyurun. Bu baklava Gaziantep'in mi, kalenin mi? Kalenin. Allah. Biber de buranın şimdi. Evet. Ben biberciyim, nasıl oluyor abi? Şimdi biberden bahsedelim, baklavadan başlayalım. Nereye başlayalım da önce abimizi bir tanıtalım. Mustafa Emeksiz, buranın gazeteci. Statlarından, evet. Gazetecilerimizden. Evet. Mustafa Emeksiz. Evet. Ben de Hüseyin Emekli. Ne güzel, uyuyor. İkimiz de uyuyor. Önce baklavadan bakıyorum, baklavadan. Baklava 1900 yılları bizim araştırmamıza göre 1900 yıllarında eski kalede, hı-hı, özel günlerde yapılırdı kale baklavası. Bu 40 katlı yufkadan olur. Özel 33 kat. 33 kat yap. Daha önce 40 kat, 45 kat yaparlarmış eski kaledeyken. Bu kaynaklar daha büyükmüş. Daha büyükmüş. Yani iki tanesi, üç tanesi, bir kilo. Örneğin. Özel günler, o kültür hala devam etmekte burada bugüne kadar, günümüze kadar. Şu anda burada kardeşimiz bu işi ticaret organik edin olarak, evet, organik olarak gelelim. Yapıyor. Organik abla, yapıyor. Evet. Sizin bu baklavanın farkı ne? Yani bir çıkartalım şunu ya abi. Bir çıkartalım tepsiyi. Ama sizin bir kere tepsi de çok büyük. Nasıl götüreceğiz? Şöyle koyalım. Şimdi şöyle. Bir yukarı koyalım. Evet, koyalım. Baklavanın göbeğine bakacaksınız önce. Göbekten alacaksınız. Kenardan da yine. Gaziantep'te, şimdi ben Antepliyim ya, İstanbul'a falan. Antep'te yarışırız. Gidiyorum. Antep'te yarışırız. Deha. Yarışırız da abi, yarışırız. Kaç tane yersin abi? Ha? Kaç tane yersin? Ama ben de diyabet hastasıyım. Ben bir tane ben de yiyeyim. Ben de şekerim. Sizde var mı? Gazeteciler maalesef. Oh, tepsi oh. Büyük. Tepsi büyük. Başka? Odun ateşinde bitişiyor. Odun ateşi. Başka? Doğal ceviz, hani bizim bildiğimiz köy cevizi. Organik, köy cevizi. Organik. Olacak. Evet, köy cevizi. Hani... Antep fıstığı koyuyoruz. Evet. Bizimki ceviz. Bazıları tereyağlı da yapıyor. Hı-hı. Yaptığın gün yenisi olur. Şeker ne kullanıyorsunuz? Doğal. Doğal şeker. Doğal şeker. Glikoz olmaz. Hacer baklavaları. Aldım zaten, şeyimi aldım artık. Tekstilimi aldım olsun. Şu var, bazı işletmeler var özel. Günlük götürüyor buradan. Böyle bir duyalım sesini. Aklımda gelmiyor, yanlış yedin. Ama tersine çevireceksin. O zaman çıtırtı duyamazsın. Ama işte baklava öyle yenir abi. 1 kilo baklava yedi adam ya. Sıkıntı yok. Tatlısı çok güzel olduğu için aradık, bulduk, geldik, alıyoruz. Nereden geliyoruz? Götüreceğiz Denizli'den. Sırf onun için geldin. Başka yerden geliyorduk da. Yoldan geçerken evet, diyorum. Evet. Köy TV izliyor musun? Ara sıra bak. Köyde, ara sıra köyde ne var? Hı-hı. Hayat var diyoruz ve biz evet. Devam ediyoruz. Tahtalı Hamidov. Mustafa Sunak. Mustafa Sunak. Sunak. Abi sen neredesin ya? Demirciler. Tamam da ben kalenin delisini arıyorum, bu tarafa geçti dediler. Tamam, kalenin içindeyim ben. Meslektaşım benim ya. Kalenin içinde. Abi ne yapıyorsun kalenin içinde sen? Büyük işler, ben onu görmeye geldim. Ne işin var burada? Prim milim almaya geldim. Ne yazık edik. Cüzdan diyorum, kalınlaştı diyorsun. Abi, kale denince aklımıza ne gelmeli? Gelmeli. Kale deyince bu gelmeli. Bu gelmeli. Kale, kale, kale dedi mi bu gelir? Kale biber. Kale tamam. Bu gelir abi. Buyur abi. Ha, kale biber bu işte. Kale biber bu abi. Hadi, hadi ya, bakalım. Ya, tadına bakabilir miyim? Bak, ya bu ısırırsın. Ya bunu yemek, pişmeden yemez mi? Bunun tohumu alıp duruyalım. Ya da cips olacak. Cips, cips. Kale biber bu işte. Yok ya. Tadı, lezzeti çok farklıdır. Tatlı ama bu acı değil ki. Tamam. Acı. Ben acı istiyorum abi. Tamam, bak bu da dilinmişi. Küçültülmüş. Doğranmışı. Allah Allah. Bu bak. Akşam televizyon izlerken sevgili izleyiciler. Yani ben izliyorsunuz ya. Cips olarak koyun. Çıtır çıtır götürün. Bak bu. Allah Allah. Bu her çeşit yemek olu. Bak işte bak. Ama tatlı ya. Acıyı yiyeceksen bak şu, bak şu damar işte acıdır. İyi bakalım. Ha bakalım bunu, ha bunu iyi bakalım. Bu acıdır işte. Sen ucundan yedin, tatlı diyorsun. Ya bu mu acı abi? Bu mu acı?
Antep'le koymaz, koymaz. Koymaz. Çünkü ben abi tepli koymaz. Koymaz. Bu TV izliyorsun. Köyde ne var? Hayat var ha, diyorum. Her şey. Su oldu mu her şey. Hayat var. Abi sen bir şey diyecektin daha. Bırakma hani gittin beni ya. Tohumlar nerede? Tohumları yok. Tohumlarını çalmışlar. Vallahi tohum yok. Tohum evde fide hindi. Ya yaptı tohumlara. Tohumlarını yaptı. Abi ben gidiyorum ya. Fide hindi. Bırakmıyorum ya. Bırakmıyorum ya. Size acı yedirmedik ya. Ve kalenin en ünlü pidecisi Özel Pide. Reklamı da yaptın abi ya. Rütü'ye öptürüşen beni ya. Abi. Öncelikle kalenin pidesi çok meşhur dediler. Bir evet, kale... Bu nedir bu meşhurluğu? Kalemizin pidesi etinden, suyundan, hamurundan gelen farklı bir lezzeti var. Hadi be. Tabii ki. Etini eti. Eti, dana eti kullanıyoruz. Bizim kendi... Dana derken niye arkadaşa bakıyorsun, dana yemiyor musun? Evet. Kuzu eti olmaz mı? Keçi eti olmaz. Kuzu eti, keçi eti olmaz. Dana eti olacak. Ya. Onlar yağlı düşer. Yağlı düştüğü zaman da fırının atı. Oğlak eti abi, oğlak. Oğlak diyorlar, dana. Tabii. Başka abi? İnce olması, çıtır olması. Bir de fırınlarımız bizim pide fırınıdır. Odun ateşi. Tabii odun ateşi. Artık yaptı, acıktı. Çocuklar gözümün içine bakıyor. Tabii hemen yapalım. Akşam sulu yemek var mısın? Var. Kaldırmam. Bitirmesinler abi. Hatta yapar dediler. Ustaya söyle sen dediler. Ben oğlak etimden. Göveç olur bu akşam. Sonra güveç yap. Göveç. Onu bir düşünelim abi. Bu ne unu? Buranın unundan. Kale unu. Şimdi koyuyoruz fırına. Ne kadar sürüyor pişmesi? Bunun pişmesi aşağı yukarı 7-8 dakika diyorsun. Tabii. Şimdi böreği koyduk da bu ne? Bu pidelerin üzerine kalemizin meşhur ballı cevizli tahinli pidesi. Hadi be! Bu size sürpriz. Evet. Bu orijinalinde kalemizin has ballı cevizli tahinli pidesi. Bunu yiyen ne yapıyor? Bunu yiyen abi... Ölene kadar yaşıyor. Abi ölene kadar yaşıyor. Bizim tahinimiz konusunda farklı, bizim tahinimizi, kale davası tahinlisini farklı yörelerde sergileyenler var. Talihlerinden sakınınız. Bu kaleye özel kale davası ballı cevizli tahinli pidemiz. Abi ne yapıyorsun ya? Bal ne yapıyoruz? Balı? Bu orijinal çam balı. Orijinal? Evet. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii ki. Yani şeker hastaları da yiyebilir diyorsun. Tabii ki, hiç problem değil. Komaya falan girmem değil mi abi? Abi ne şeker hastaları yiyor bizim tahinlilerimizden ya? Allah Allah, ilginç ya. Bu dokamaz abi. Bizim pideler dokanmaz. Allah. Tahinli pidelerimiz dokanmaz. Abi pişti mi şu böreklerimiz ya? Tabii onlar hemen pişiyor abi. Pidelerimiz hazır ve işte pidemiz. Meşhur. Kalenin pidesi. Evet. Neli abi? Bu kıymalı. Kıyalı mı abi? Kıymalı da pidelerimizde seçeneklerimiz çok. Kıymalı, kıymalı kaşarlı, kuşbaşılı, kuşbaşılı kaşarlı, peynirli, sade kaşarlı. Danabaşlı var mı? Kaşarlı, mantarlı, danabaşı, kuşbaşı, danabaşı. Kuş, danabaşı bu. Kuşun başına keşfetti. Kıyalı mı abi? Kıyalı abi. Böyle hazır mı? Evet. Of. Çar. Mutlaka kaleye geldiğinizde efendim Özen Pide. Özen Pide'ye. Özenli ustası. Burhan. Master Chef. Burhan Cura. Burhan Cura'ya cürlatın. Teşekkür ediyorum. Biz devam ediyoruz. Anadolu gezginleri kalede. Reklamlardan sonra devam edecek. Karpen, PVC ve alüminyumun hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek.